Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Menel Çiçek. Merhabalar, merhabalar. Ben kanal açmak istiyorum. Yani. Hadi tamam, sen aç. Bugün var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne zamandır böyle kanal açmıyordum ben. Bugün Menel'in bir videosu için buluştuk efendim. Yorum alsın. Sen söyleyince belki abone olmayı. Arkadaşlar, Menel'in kardeşimin kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Desteğe ihtiyacımız var bu noktada. Bugün çok güzel bir video ile karşınızda olacağız. Tamamen benim tasarımım. Tekrarları izleyelim tamam. Lütfen. O zamanlarda inşaat işleriyle çok uğraşıyorum ki becerikliyim de bu konuda. Evet, gerçekten öyle. Duvar bile örüyor yani, o kadar. Fayans, duvar, her şey. Her şeyi yapar. Havama yeteri kadar attıysam videoya geçiyorum şimdi. Ay, aklıma bir anımız geldi. Söyle, anlat hadi. Küçükken abim bir yere çimento örüyordun. Ondan sonrasında bana da çimentonun leğenini verdi. Ben tutuyorum ama hani bunu yaptığında 10 yaşında falan, sen de 14 yaşındasın. Ne yapıyorsun? Fayans mı yapıyordum yani? Şey ya, açıkta bir yer vardı. Oraya betonla tamam. Şey yapıyordu. Tutuyorum ama leğen gittikçe ağırlaşıyor. Her dakika daha da ağırlaşıyordu sanki. Bana o yaşta onu taşıttırdın. Çünkü tuttukça yoruluyor kasları. Sadece ondan değil, betona dönüşüyor ya galiba. Daha da ağırlaşıyor. İlayda Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne yarışıyorsunuz işte. Bu evet. Challenge falan. Hadi bekliyorum. Bakalım. Şimdi size çok güzel bir oyun hazırladım ben. Anlar. Keserimiz, çekicimiz, 5 tane, 5'er tane çivimiz ve 3'er tane de vidamız var. Evet. Bunları tahtaya ilk önce çakan yarışmayı kazanacak. Ne kadar yeteneklisiniz, daha önce çaktınız mı bilmiyorum çekiç, çivi, vida ya, falan. Evet, yaptım ama çok yapmadım, hep abime yaptırdım. Peki, ben babama yardım ettim. Tebrikler. Şimdi ben dedim ki onlara, böyle şeyli bir iş olacak, hani zorlu, tulum mulum falan alın dedim. Gitmişler, giyindikleri şeylere bakar mısınız? Bir de ikiz gibi giymişler, benziyorlardı yani. Valla harika, harika. Ama ben de siyah giymişim, uyumlu oldum. Evet, güzel uyumlu. Şimdi başla dediğimde hızlı bir şekilde başlayacağız. Önce hangisinden başlayalım? Önce çiviler çakılacak. Çiviler bitmeden vidalara geçmek yok. Çivilerimizi hallettikten sonra tam olarak girecek vida çiviler. Hangisi? Vida şunlar oluyor. Şunlar vida. Bunları matkapla şey yapacaksınız, tamam. Sıkıştıracaksınız. Çivilerle başlıyoruz. Çivilerle başlıyorsunuz. İkinize de başarılar diliyorum ve önce gerçekten mı kazanana çok güzel bir ödül var, sürpriz. Ama bizzat ben hediye edeceğim. Çok güzel bir ödül. Hadi başlayalım. Hadi. O zaman hadi. Evet, hazırsanız. Bir saniye bekler misiniz? Bunu markette buldum, çocukluğumu hatırladım. Bizim zamanımızda yoktu böyle beşlisi. Aldığından beri bununla oynuyor. Yeni su doldurdum daha önce, bir suyu bitirdim. Şimdi ben köpük atacağım. Köpük atınca başlayacaksınız, tamam mı? Aaa! Neden köpük atınca? Şaka şaka. Ben sadece insanlara göstermek istiyorum oyuncağımı. Gerçekten çok güzel. Evet, gidiyorum artık. Görevimi tamamladım. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kanala doğrayın. Unutmayın benim kanalımda. Görüşürüz. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Bu şekilde seviyorum. Başlıyorum ve başlıyorsunuz. Hadi. Bakalım kim kazanacak. Ödül ver, hadi. 2, 3, başla. Arkadaşlar, çekiç bölümünü, çivi çakma bölümünü hemen hemen hep beraber tamamladılar. İleride son anda inanılmaz vuruşlar yaptı. Tebrik ediyorum seni bu konuda. Son anda yakaladın. O kısmı beraber sayıyoruz. Bu kısmı durdurduk. Neden durdurduk? Çünkü vidalarımız çok büyük geldi ve güçleri yetmedi. Başaramadık abi. Makinaların da çok gücü yetmiyor, onların da gücü yetmiyor. O yüzden daha küçük akıllı vidalar aldık. Şöyle, bunlar akıllı vidalar. Daha kolay giriyorlar.
daha minikler. Bunları çok daha rahat çakacaklarını düşünüyoruz. 3 tanecik çakacaksınız. Tamam. Vidalayacaksınız. İlk bitiren kazanacak ödülü. Evet, hazırsanız. Hazırız. 1, 2, 3, başla. Gitmiyor yine. Ya bu ne oldu? Çok zor. Ay gitti. İki de bitti. Meğer seninki ters. Bildin misin hala? Aa tersti. Çabuk değiştir. Meğer bildin misin? Ya tersteymiş. Ama bak. Onu bozmuşsunuz. Soksan mı? İçte mi? Bener bitirdi. Bener bitirdi. Şaka yapıyordum onu. Ben evet. Önce mi bitirdim? Arkadaşlar, İlayda Menel'i ikinci de zannederek... Hayır ama bitirdim bir, ben. Tipik bir tavşan kaplumbağa hikayesi oluştu burada. Ama aynı anda bitirdim. Menel bitirdi. O hala düşünüyor ki Menel ikinci de evet. Falan. Haberin yok. Ama bir, aynı anda bitirdim. Tembelliğin hayır ben bitirdim. Aynı anda bitirdim. Yani, ben bitirdim. Geçmiş olsun. Aynı anda bitirdim. Ben bitirdim. Hayır kabul etmiyorum. Kamera kayıtlarına bakar mısın? Ne oldu? Bara gidelim. Ne oldu söyle. Bara ne olduğunu biliyor musun? Bara gidelim. Gidelim ben kazandım. Bara gidelim. Ne ya? Ben bitirdim yani. İzleyelim. Tekrardır izleyelim. Tamam. Bara kayıtlarımızdan sonuç geldi. Menel günün kazananı oldu. Aslında ileride çok önde götürüyordu. O küçüklüğümüzden beri dinlediğimiz tavşan kaplumbağa hikayesini gerçekten bize oldu. Gerçek hayatta yaşattı. Ben ikide zannediyordum. Tebrik ediyorum seni o yüzden. Tebrik ederim. Çok büyük bir mallık yaptım. Bir de üstelik evet. Ben başta tersten yaptım. Tersten yaptım halde. Sen tersten bir videoyu nasıl soktun? Ama bir şey söylemek istiyorum. Menel'in kazanmasının sebebi benim onu geride zannedip oyalamam. Yok şöyle, ben tersten yapmasaydım zaten kazanıyordum. Çok kazanmıyordum. Tersten yapmasaydım zaten kazanıyordum. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Ben hepsi doğru. Arkadan çıkmış mı? Şöyle bakalım. Doğru çakılmış, tam çakılmış. Buraya da bakıyorum. Çok da güzel çakmışlar. Tebrik ediyorum. Hayatınızda ilk kez güzel bir iş yaptınız galiba. Yok ben babamla yapmıştım. Ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın babanla? Çok güzel. Dolap kurdum. Dolap kurdum evet. Kesin o yapmıştır videoları o sırada. Yok yaptık. Birlikte yaptık babamla. İçimde kaldı. Bir tane de ben yapmak istiyorum. Şimdi normal şartlarda matkabı kullanırken, şunu takarken evet. Birazcık da kademeli hafif hafif kullanmaya başlarsanız çok daha rahat yerleştirirsiniz. Öyle çok fazla şeyi hızlı hızlı abanmaya gerek yok. Sonrasında oturduktan sonra bastırabilirsiniz. Bu kadar. Basit aslında. Kolay aslında. Yani gerçekten kolay. Ben tersten yapmasaydım zaten çok daha hızlı olurdu. Bir taraftan olacak. Da bunu öğreniniz dedik biz ekip olarak. Ya biz her işi yaparız zaten. Güzel bir yarışma oldu. Ben çok eğlendim. Çok güzel bir hediye kazandım. Ne kazandım? Sürpriz. Ne kazandım? Güzel bir hediye olacak ama. Evet istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu arada gerçekten çok eğlendim. Yani bazı aksilikler başımıza geldi ama yine de kazandım. Ve ne anlıyoruz? Hiçbir zaman pes etmeyin arkadaşlar. Her zaman sonuna kadar gidin ve işinizi tamamlayın. ders verici bir video çok oldu gerçekten. Ders verici bir video oldu. Harika, harika. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atın ve like'larınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.